Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Biz de uzun süredir turnedeydik. Hem Anadolu'da hem Almanya'da hastalıklar geçirdik. Neler neler gelmedi başımıza. Bugün tekrar sizlerle beraberiz. Çok mutluyuz. Özellikle stüdyoya gelen izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceli bir program olacak. Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Uykusuzlar Kulübü'nde birazdan. Bu yaz bu fotoğrafı çektirmezsem ne olayım? Hortumumu da yanıma alacağım. Bütün böyle kendi adellerine bakıyorsun. Mustafa Sandal. Cansel sürekli Fransızca konuşup hava atıyor mu provalarda falan? Ajitasyon. Tamam, ajitasyon. Yani anlamı değişmiyor. Ya yeme ya! Numarası bu onun. Yıllardır dün uçaktan inmiş gibi davranıyor canım. Cansel Elçin. Bodrum'da tanıştık sizinle. Ben Bodrum Masalı dizisinde oynuyordum. Siz de o zaman oraya mekan açtınız. Biz de sürekli geliyorduk. Ama bendeki adisyonlar öyle göstermiyordu. Serhan Onat. Sen mesela uzun boylusun, onun kafası senden daha büyük gibi. Hayır, ben uzun boylu değilim. Beni bir göz doktoruna götürür müsünüz? Yani? Pınar, lütfen beni bir göz doktoruna götür. Ahu Yatu. Senin de kısacık hayatında müthiş şeyler var. İspanya'da Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla'da zaten ismini söylerken... İsmi gibi. Değil mi? Geçiyor yıllar. Zeynep Tuğçe Bayat. Can Yaman da başrol payı. Ben bilmiyorum. Anlatsan. Anlat, ben de bilmiyorum. Can Yaman'la ilgili. Onu anlat. Onu bize anlat. Onu anlat bize. Yeliz Kuvancı, Didem Balçın, Erdem Akakçı. Hanımlar beyler, konuğum Mustafa Sandal. Bir de alkışlıyoruz. Mustafa Sandal bugün Beni Ağlatma kitabı çerçevesinde bizimle beraber oluyor bir yazar olarak. Hemen söyleyeyim Mustafa, biz yaşadık, yaşlandık, hayatımızı bitirdik ve gidiyoruz. Özür dileriz, biz yaşlandık. Halbuki sende bir zombilik söz konusu oldu. Nasıl oldu? Bu kadar sağlıklı ve iyi bakabilirsin kendine. Çok evet. İyi görünüyorsun. Yani ben yakından tabii ki yakından bir yaşlanma algılıyorum. Yani tabii, tabii. Belki de içe doğru yaşlanıyorsundur. Yani, yani yaşalıyoruz diyelim ya. Yani yaşa, ama içe doğru, belki de içe doğru bükülerek yaşlanacaksın. Biz dışarı yaşlanıyoruz. Mesela işte ben saçlarımı boyuyordum. Ondan sonra sonra çok sıkıldım boyamaktan. Gittim böyle şey yaptım. Ondan sonra filan. Ondan sonra beyaz fışkırdı. Doğal olarak. Onu şey yaptım. Ama şimdi tekrar boyayacağım. Aha. Çünkü kızım istemiyor. Beyaz saçlı beyaz falan filan. Evet. Ama sende bak söyleyeyim. Kötü olan şu olur. Erol Evgin'e dönebilirsin. Bu çok ağır olur. Erol Evgin biliyorsun gerçek Erol Evgin değil. Yüzüne Erol Evgin posteri yapıştırmış. O gerçeği değil. Yani sen de... Ya bak şu kitabın kapağına bak. Şimdi bu son fotoğraflarından evet, biri değil mi? Evet, Sevil Sert çekti yaklaşık 5 ay önce falan. Evet, Sevil Sert de çok iyi fotoğrafçıdır aynı zamanda. Şimdi burada bir retouch görünmüyor. Yani bu sensin, evet. Tamam ama... Bir şey yani bu kaç işte 27, 28, 30'lara gelmekten korkuyor gibi bir halim var. Yani ama bir yandan da bir hayatın bilimini tatmış değil mi? Doruğuna ulaşmış, nesini görmüş, nesini görüyoruz hayatın, bir şeyini alıyoruz. Bir şey yiyoruz da neyini alıyoruz? Söylesenize. Onun şeyini alıyoruz. Neyine? Şeyini almış. Sen bir şey yiyerek söyleyeceksin. Nesini alıyorsun? Hayatın bir şey yok mu? Bu özünü görmüş, tanımış ve bunu yazmış. Ama gencecik kalmış. Bu açıdan hakikaten bana kuliste söylediğin gibi bir tür kişisel gelişim kitabı gibi de algılanabilir hakikaten. Evet. Hı? Ya tabii trikler var yani. Mesela şimdi benim saçım şöyle beyazlasa
Mesela ben şu yanları boyatıyorum, tamam mı? Evet. Çünkü abuk subuk beyaz. Yanları mı? Bak şöyle söyleyeyim. Yanları mı? Bak yanları. Yanları mı? Yani yanları. Sadece yanları mı? Ha yanları. Bak şimdi şöyle beyazlasa, hani George Clooney ya da Okan Bayülgen tarzında beyazlasa sıkıntı yok. Ama abuk subuk beyazlıyorlar abi. Biraz orada, biraz burada, öbek öbek şurada filan. Hani öyle olmuyor tabii olmaz, bu işler. Olmaz, olmaz. Olmuyor. O zaman hani tamamen karizmayı çiziyoruz. Kesinlikle. Hani o şekilde bıraksak hani nereye gidiyor? Kafa karıştırıyor yani. Boyatmakta hiçbir sorun yok ki. Hayır ama yani böyle bir beyazlasa boyatmayacağım zaten. O günü bekliyorum sabırsızlıkla. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi billahi. Ben hiç memnun değilim. Yani ben kızım falan memnun değil ama önemli değil. Önemli olan buruşmuyorsun da sen. Nasıl buruşmuyorsun? Mesela biz hepimiz buruşuyoruz. Yani yer çekimi diye bir şey var. Mesela her şeyimiz, mesela benim göğüslerim aşağı doğru. Öyle değil mi? Yani bir kadın olmaya gerek yok ki, erkek göğsü de. Ay evet. Erkeğin nesi varsa aşağı doğru oluyor. Yani mesela kollar, bacaklar. Mesela yani güçlü adelelerim vardı mesela. Yani mesela her şeyim adeleliydim ben. Yani evet. Ben bir ara adeli, sen evet. Bütün hayatını adeleli olarak geçirdin. Çok yorucu oldu biliyorum senin için ama benim mesela bir ara bir adeleliydim ben. Onların hepsi aşağı bakıyor artık. Yukarı bakan bir şeyim yok. Sen de sanki her şey yukarı bakıyormuş gibi. Mesela lık pazu. Hop adele. Evet. Hop değil mi? Çak falan filan. Kulaklar mesela, senin kulakların büyümemiş. Benim kulaklarım büyüyor. Mesela değil mi yaşlanınca? Vallahi kulağım zaten büyüktü. Daha da büyüyor böyle. Daha yaşlanınca daha da büyüyecek. Burun büyüyor mesela. Senin burnun da büyümedi. Kulaktaki kıllar? Kulaktaki kıllar da büyüyor. Kulaktaki kıllar abi. Bu evet evet, evet kesinlikle. Enteresan yerlerde kıllar çıkıyor mesela. Kesin her yer. Nerede çıkıyor mesela senin? Bu programı sadece bunun için yapıyorum. 90'ların yıldızlarıyla nasıl ölüyoruz programı. Tarkan çok kötü durumda diyorlar. Tarkan çok kötü durumda diyorlar. Yılda bir kez bir hafta yüzüne Tarkan fotoğrafı yapıştırıp açık hava tiyatrosuna gidiyor o konser vermeye. Sonra tekrar eve dönüyor. Niye abi, ben en son gördüğümde 360 gün evde. Ha? Ya çok iyi görünüyordu yani. Ha? Hani bilmiyorum. Çok ama çok şey var. Kenan'ı çok da yakından gördüm. Kenan da çok iyi görünüyor. Kenan evet. Kenan yanakları inceltemiyor. Onun problemi o biliyorsun. Kenan'ın vallahi beli şu kadar olmuş. Evet. Bacaklar çöp. Böyle baca. Yani mesela şu Kenan bak. Kenan. Kenan. Kenan neydi? Neydi Kenan? İnadına yine ben. Bu Kenan bak. Bacaklar bu kadar. Fakat yanaklar böyle. Biliyorsun üç yanaklar diyoruz. Özgün, Yalın, Kenan. Değil mi? Üç yanaklar. O yanakları zayıflatamadı bir türlü. Korkunç. Mesela Burak'ı gördüm. Daha yeni ya. 3-4 gün önce. Burak da iyi gözüküyordu yani. O da mı iyi gözüküyor? Ya iyi gözüküyordu. Nasıl lan, o zaman bir doktora gideyim ben ya. Niye ben böyle? Ama ben hepinizden yaşlıydım o yüzden. Yani evet. Yani. Hepimizden daha fazla koştun sanki. Hmm. Olabilir. Kolay mı abi? Evet ama yani senin de ne maceralar. Eyvallah. Evet. Şimdi hanımlar beyler, işte bu programımızda bu bölümün sponsorundan yepyeni haberler. Trendyol biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük ve en hızla büyüyen e-ticaret sitesi. İçine her şey var. Çamaşır suyundan süpermarkete, televizyona, her kategoride birçok ürün bulabiliyorsunuz. Gideyim, deneyeyim, tuvalet kağıtlarını alayım, şunu alayım, eve taşıyayım gibi dertleriniz olmadan alışveriş yapabileceğiniz bir site. Ve bu bölümde eğer uykusuz 20, tekrar ediyorum, uykusuz 20 kodunu kullanırsanız Trendyol Milla ve Trendyol Men ürünlerinde geçerli 100 lira ve üzeri alışverişe 20 lira indirim kazanacaksınız uykusuz 20 koduyla. İndirimi kullanabileceğiniz linki işte burada aşağıda paylaşıyoruz. Bu indirim kodu da ay sonuna kadar geçerli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Magazinde speküle edilen konulara hiç girmeyeceğim ama bazı şikayetler olmuş. Kıllar demiştin, kulak ve burun. Evet. Burun. Evet. Onu şeyde, onu bizim yerli berber, yani bizim berber dediğim sağlam, onu alev makinesiyle saldırıyor. Evet. Anlatabildim mi? Ne varsa yakarlar hakikaten. Böyle. Ben abi kulak ağdasına geçtim artık. Geçtim. Ay, ben hala şeyle, alev makinesiyle
gitti uzak. Evet. Hani Nazilerin kullandığı vardı ya, evet, alev silahları, evet, onunla saldırıyor. Evet. Tamamen her şeyi yakıyor ve pürü pak oluyorsun. Evet. 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 Peki şimdi burada tabii bazı şeyler speküle edildi falan filan, evet, ama benimle olan şeyler hiç yok. Şimdi bak, daha beteri var abi. Daha beterini anlatacağım. Benle olanları ya, bulamadım. Okan, daha beterini anlatacağım. Şimdi geçen imza günü yaptık abi. Şaka gibi. Şimdi biz bu kitabı yazarken oturduk bir ekip. Tabii hani bir sürü hikaye var. Bunun birinci versiyonu var, ikinci versiyonu var, üçüncü versiyonu var. Biliyorsun, tahmin edebilirsin. Kaç kere üstünden geçiyoruz. Kaç ay boyunca üstünden geçiyoruz. Okuyoruz, tekrar okuyoruz, tekrar okuyoruz. Şunu çıkaralım, bu kalsın, bunu falan falan derken... Benim abi Alişan'la bir olayım var, tamam mı? Hani onu da ben hani yazdım. Alişan'la ne oldu ya? Anlatacağım. Şimdi Alişan'la bir olay var. Onu da yazmıştım. Şimdi ben onu çıkardığımı unutmuşum abi. Ha. Ve basın toplantısında göğsümü gere gere hani o diyorum. Yani Alişan'la olan olayı anlatıyorum, kitapta yok. Aa. Tabii de kitapta yok. O zaman bir tane daha gelebilir yani. Hayır. Hemen ne yapıyoruz? Kitabın en güzel tarafı o. Hani hop, bir sonraki baskıda şak Alişan, o zaten yazıldı, hazır. O zaman bütün baskıları mı alacağız? Hayır abi, şöyle yani bir sonraki baskıda Alişan... Dizi olan, kitap. Dizi kitap gibi. Ama, ya, ama çok eğlenceli. Yani diyeceksin mesela, sende kaçıncı baskısı var? Oo, bende ilk baskısı var, orada neler neler oluyor filan. İkinci tabii, baskıyı tabii alanlar, o yok, yeni bir şey İkinci var. İkinci de çıkanlar var, evet, üçüncü de girenler ama olacak. Ama iyiymiş bu. Ama ben göğsümü gere gere bütün basın karşımda Alişan'la olan olayı anlatıyorum. Çünkü benim hafızamda kitapta o. Anladın mı? Hani kitapta var. Bu sürekli göğsümü gere gere demiyor mu bana? Yani farkındasın değil mi? Üçüncü kere Adeleleriyle ilgili o göğsümü gere gere. Ben göğsümü gere gere. Ben yok, göğsümü... Bir daha kullanmayacağım. Program sonunda gel kullanmayacağım. Peki, bir dakika. Bu nedir? Senin Instagram'ından. Abi bu bana haftada iki kere Nur'dan geliyor. Benim Nur'dan gelince böyle oluyorsan... Hayır, Nur'dan benim estetme hocam. Yani kendisi yoga yardımı yapıyor bana. Çünkü ben tek başıma yoga yapmaktan bayağı bir böyle rahatsız oluyorum. Çok haklısın. Evet. Ben hani hiç yapamıyorum gibi geliyor bana. Hayır, yapamıyorum değil. Yani korkunç bir şey herhalde. İnsan vallahi yani kurdeşen döker. Evet, Nur'dan geliyor. Haftanın iki günü biz Nur'dan'la esniyoruz ve bak sana bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o bir saatin sonunda abi duruşum değişiyor. Hı. Bütün kendimi çok açılmış hissediyorum. Böyle bir esnemiş hissediyorum. Çok iyi hissediyorum yani. Haftada çünkü haftada iki gün geliyor ve uzatıyor beni. Benim postürüme çok faydası oldu. Çünkü şöyle bir şey, bir hı, fark ettim. Zaten bende o vardı. Gitgide de daha hı, çoğalmış. Tabii stüdyoda klavye başında tabii çalışırken gitgide böyle oluyoruz ya. Hmm. Bir de hani zamanla ve yaşla da gitgide böyle oluyoruz. Hmm. Sürekli öne doğru bir hmm, eğilim, hareket var. Nur'dan geldi ve o farkındalığımı arttırdı en önemlisi. Şimdi daha dik duruyorum. Daha şu göğüs kafesi açık duruyorum. Hmm. Bunun daha çok farkına vardım. Geliyor bana haftada iki böyle bir esneme seansları hmm, yapıyoruz. Çok ve, iyiymiş. Oradan bir fotoğrafı. Çok güzel. Peki bu daha dik durunca ne oluyor? Abi hayata daha pozitif bakıyorsun. Daha geniş bakıyorsun. Yani yok şu ya, kapalı, anladın mı? Hmm. Şu Star Trek'te, bilmem farkında mısın? Hmm. Gene Roddenberry Star Trek'i yazarken hmm, orada bunu ben bir röportajda okumuştum hmm, Rolling Stone'da. Oradaki bütün karakterler mesela çok dik duruyor. Hepsi dik durur. Hepsi dik durur. Kaptan Kirk'ten başlar. Evet. Kaptan Kirk'ün biraz göbeği de vardı. Vardı. O öyle durmaktan hep o göbeklidir. Yani. Mr. Spock öyle... bir tek Mr. Spock biraz kambur durur. Hafif. Evet. Hafif, ama evet, genelde bütün karakterleri dikkat et, böyle dik dururlar. Hmm. O dik durmaların sebebi dik durunca abi hayata daha pozitif bir tavırla yaklaşıyorsun. Hmm. Muş. Muş. Ya, evet, muş. Evet. Öyle. Ben yani onu değil, dik durmak güzel bir şey. Dik durmak hem maddi olarak hem manevi olarak dik durmak tabii dik durmak çok sevdiğimiz yani bir şey. Bir erkeğin evet, her zaman dik durmasını ya istiyoruz. Şu neden? Değil abi yani bir yani erkek hayata karşı dik durur. Yani ne yapar erkek? Yani der ki, ulen ben de buradayım. İşte çocuklarımın babasıyım, işimin başındayım, eşimin başındayım, aşımın başındayım. Böyle dik durur. Dik durur da ne oluyor yani? Hakikaten dik durmuyor. Böyle çünkü bir adam hayattaki duruşu da dik olmalı ki dik olsun. Yoksa böyle duruyorsun. Abi bu işin felsefi tarafı ama fiziksel tarafına baktığın zaman gitgide yani şöyle öne doğru eğilir. Ben öyleyim. Ama bu mesela zamanla bel problemi yaratır. Yaratıyor. Boyun problemi yaratır. Var. Evet. Evet. Yani hani
Bunların olmaması için. Hayır, bütün bu problemler var. Ama neydi? Handan mıydı, Nur'dan mıydı? Nur'dan. Ha, Nur'dan. Nur'dan gelse ben de dik duracağım. Evet. Ben onu sormuyorum. Esnemek neye yarıyor? Şimdi ömrüm boyunca esnedim. Ben ömrümde sürekli esnedi yani. Hayır ama ya ben seni spor salonunun dışında görmedim sanki ya. Bir de şeyde sauna son. Sen kaç 90'ların sonuna doğruydum. Bir şeyde neydi o spor salonu vardı. Onun saunasına filan sen beni gezdirmiştin orada. Ha, onun saunasını filan gezdirmiştin. Ondan sonra hep rahatladın sen hayatın boyunca. Ya şimdi şöyle abi, bizim işimiz, mesleğimiz günün sonunda... Tabii baktığımız... abi çıkıyorsun şöyle değil mi? Bir danslar falan değil mi? Evet, mesela Harbiye'de en son bu geçtiğimiz yaz. Mesela şimdi Bostancı'ya çıkacağız, tamam mı? Mesela sen orada Bostancı'da hani böyle hani salmış atıyorum bilmem ne Mustafa'yı seyretmek ben istemem. Yani ben de istemem. İstemezdim yani. Mustafa'yı öyle bilmiyorum ben. Hayır. Öyle tanımıyorum. Ben de hep sportif. O enerjiyi kuruyorum. Almak istemezdim Mustafa'dan yani. O zaman abi hakkını vereceğiz. Gereğini yapacağız. Yani. Bir de dünya öyle oldu. Mesela bütün kadınlar çok güzel ve çok sporcu ve çok iyi ve postürleri çok düzgün Instagram'da. Yani abi ben... abi Instagram'da... Benim bir arkadaşım geçen gün dedi ki bu Instagram'a dava açacağım dedi. Niye oğlum dedim, niye dava açacaksın? Çünkü dedi abi... Sen dedi mesela dedi bir işte atıyorum çok önemli bir markanın dedi dükkanına girsen. Hı. Oradan dedi bir ürün alsan. Eve gelsen ve o ürün başka bir şey çıksaydı. Ne yapardın dedi. Evet, kesinlikle doğru. Yani... Kesinlikle dedi, doğru. Dedi nasıl yani? Abi dedi. Hani Instagram'daydı. Hı. Hani çok güzel. Hı. Ya bugün bir uygulamanın reklamını gördüm Okan. Ya gözlerime inanamadım. Facetune 2 diye bir uygulama. Instagram'da gördüm reklamını. Abi şöyle bir şey yapıyor, tamam mı? Böyle gidiyor geliyor. Şimdi böyle gidince doğalı var. Hı. Tamam mı? Ondan sonra onda bir filtre var herhalde. Böyle yapıyorsun. Hı. Başka bir şey çıkıyor ortaya. Kesinlikle. Çok yani, acayip. Başka bir şey çıkıyor. Ama bu şeye dükkandan aldın eve geldin başka, dükkandan aldın bir tane eve geldin bin yani. Tane falan. O mesela ben tamamen halk pazarında eciş bücüş bir meyve gibiyim. Evet. Tamamen real. Yani aldın getirdin yatağa koydun neyse tamam o. Neyse o. Neyse yani. O abi. Ha, çürükse mutfağa çürük. Da koyabilirsin yanlış taze anlaşılmasın. Taze. Evet, evet. Neyse, kesinlikle. Ama Instagram'da böyle gerçekten böyle bir şey var. Herkesin bu inanılmaz muhteşem mutlu hayat ve çok güzelim hani gibi bir... Şeyi var, illüzyonu var. O ne abi? Bu senin eski erotik film döneminden kitapta evet, var mı? Bir ara İtalya'da, Cinecittà'da böyle bir dönemim olmuştu benim. O ne? Numaracı. Ne bu ne? Bu ne zaman? Yakın tarih mi bu? Bu 2 sene önce abi. 2 sene önce böyle miydin? Evet böyleyim. Ben yazları böyle oluyorum. Ben ömür boyu böyle bir fotoğraf çektiremedim. Evet. Ha bu da neden oldu? Şimdi ben bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi yazları herkesin kış kilosu, yaz kilosu biraz farklıdır. Yazın biraz daha süzülürsün. Öyle yediklerinden mi? Dolayı. Abi yediklerinden dolayı yani. Hiç bilmediğim hani, şeyler. Şimdi mesela ben yazın 3 sene önce böyle bir enteresan bir şekilde bir yüzmeye başladım ben. 50 metreyle başladı. En son 6.7 kilometre yüzdüm durmadan. Ne? 6.7 kilometre yüzdüm durmadan. Ve burada da bak burada da 4 kilometre yaptım geldim o anda Resul var asistan benim abi dedi ya çok iyi gözüküyor şunu dedi bir fotoğrafını çekeyim dedi. Hortum ne arıyordu onu abi o iskeledeki hortum hocam. Yani. Ya bırak numarayı orası iskele mi havuz mu? Havuz. İskele. Abi iskele abi orası. Bu yaz bu fotoğrafı çektirmezsem ne olayım? Hortumumu da yanıma alacağım. Ama ne güzel. Tuncer lan çok acayip bir zevk değil mi? Bütün böyle kendi adellerine bakıyorsun. Mükemmel. Abi emek var orada ya. Yapma. 4 kilometre yüzmüşüm ya. Kesinlikle. Peki. Dur bakayım. Şurada çok güzeller var. Allah neler çıkıyor. Ah ulan ah. Kirk Douglas. Abi bu evet bak bu itiraf ediyorum. Yani bu 1950 Amerikan movie star. Movie star yani mükemmel. Evet. Mükemmel. Çok güzel bir fotoğraf ve siyah beyaz olması da çok güzel. Ya bu nerede? Bu nerede bir şey mi? Tekne tabii. Ya orada bir teknedeyiz abi. Yaza veda pozuydu. Beni bir dakika yaza veda da beni şurası ilgilendiriyor. Şurası bak. Şu çevre. Ne oluyor abi orada? Abi bak göbek deliğini açıkta. Çünkü bazen bak bunu erkekler önemsemiyorlar. Göbek deliği çok önemli ve sen bunu önemsiyorsun. Güzel bir göbek deliğine sahip olmak.
Bütün, çünkü bak kadınlar da önemli. Çünkü çoğu kişinin doğumda, çok tabii kutsal bir şey. Doğum kutsal bir şey. O evet. Göbek deliğini de, göbek şeyini de herkes de aynı kesmiyorlar. Neler gördüm? Bayağı kokoreç gibi dışarı fırlamış falan filan. Çok fena oldu. Yani böyle gibi olmuş olanlar falan. Güzel bir göbek deliği bütün herkeste çok güzel. Şimdi de şu oldu. Şimdi bazı şarkıcılar söz meclisten dışarı ben görüyorum. Mesela şimdi isim vermek istemiyorum. Mesela şöyle bir video koyuyor. Ben Instagram falan telefonumda kapattım. Bizimkiler eyvallah. Sadece afiş koyuyor. Mesela şarkıcı kadın şöyle bir şey yapıyor. Plan. Yapmış. Bir de şunu yapmış filan. Ondan evet. Sonra. Şimdi buna medya sitelerine düşmüş bu. Diyor ki koydu salladı. Laf şu. Koydu Instagram'a koydu salladı. Ortalığı salladı. Sosyal medyayı salladı filan. Böyle olunca herkes de şunu düşünüyor. Madem sallayabiliyoruz. Mesela belki oturuyor evde diyor ki ulen diyor bir kendimi çekeyim şöyle diyor filan. Ondan sonra bir sallayayım diyor. Koyuyor, sallıyor. Ertesi gün çıkıyor, sallanmış oluyor. Herkesin o şekilde. Peki bizim Doğuş'un kabahati neydi saksı fotoğrafında? Yani maksat sallamaksa değil mi? Ama sende hiç öyle bir şey yok maşallah. Bu abi. Ne? Ne? Hangisi o? Bu güzel. Emek. Abi bazen böyle şeyler koyuyorum işte yani. Hani emek ama yani. Bu emek. Evet eyvallah. Yani ter atıyoruz orada. Evet eyvallah. Okey. O ne? Okey. Arabada giderken çekmiş onu bir selfie. Bir problem yok. Ben güzel fotoğraflarını koyuyorum ayol. Evet, okey. Ya arabada giderken öyle bir tane bir selfie çekmiş. Arabada giderken selfie. Evet, evet. Peki ne oluyor? Selfie koyduğun zaman tabii güzel ya tepkiler oluyor. Ya şöyle... herkesin Instagram'ı kullanma şekli başka, tarzı başka, niyeti başka, amacı başka. Kimisi bence gereğinden fazla kullanıyor. Gereğinden fazla. Herhalde yani. Çok takipçim vardır. Bu takipçilerin iletişimin güzel. Ne işe yarıyor? Abi şöyle, ben kendi mecram olarak görüyorum. Yani kendi iletişim mecram olarak görüyorum. Hı hı. Atıyorum bir şey duyuracağım zaman, bir şey anlatacağım zaman, bir şey ifade edeceğim zaman. Ya orada o kadar insanın olması benim o mesajı ulaştırmamda bana zaman kazandırıyor. Ya da orada o yakın temasa sahip olabiliyorum bir şekilde. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Bir iletişimi sürekli canlı tutuyorsun. Canlı tutuyorum, evet. Selfilerle, şunlarla, evet. Bunlarla ve sonra asıl iletişime ihtiyaç duyulduğun zaman evet, işte hop bak buradayız. Evet. Ha? Ama ben hani ben asla gereğinden fazla kullanmıyorum Instagram'ı ya da hatta bazı arkadaşlarım da eleştiriyor ya senin daha bunu işte daha hani vitrin olarak kullanman lazım vitrin gibi. Ben elimden geldiğince samimi doğal kullanmaya çalışıyorum yani öyle bir tasarımı yok arkasında hani böyle oturup da bir ekibin günlerce düşündüğü şimdi bunu yapalım şimdi böyle bir ama şey ama sen eğitimli bir insansın görmüş geçirmiş bir insansın bütün bunlara ihtiyacın yok zaten. Yok o peki. Yüzden de ben o açıdan kullanıyorum. Şimdi kitabı açtığımız zaman biz seninle ilgili senin tarihinde senin ilk albümünün yayınlanması öncesinde de seni biliyorduk zaten o zaman işte ya radyodan biliyorduk ya evet. Albüm çıkmadan önceki hikayelerinden biliyorduk ama belki bir sonraki nesiller şunları bilmiyordur. Bir kere hemen şunu söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde çekilmiş olan Bu Kız Bana Kazak Örmeli klibi herkesi dağıttı. Araba filan değil. O herkesi dağıttı. Birincisi o zamana kadar eğitimli genç, eğitimli orta yaşa doğru olan eğitimli genç ve yaşlılar diyelim şey bulamıyorlardı. Kendilerine bir karşılık bulamıyorlardı popüler müzik dünyasında. Hı hı. Gerçek bir karşılıkları yoktu. Gerçekten onlar gibi eğitimli bir insan, onların dilinde konuşan bir insan yoktu. Yani caz da dinleyecek, rock da dinleyecek ama eğlenme zamanı geldiğinde Türkçe şarkılarla da eğlenecek bir karşılıkları yoktu. Ne Tarkan bu karşılıktı, ne Tarkan öncesinde işte bu Yonca Evcimikler falan bunun karşılığıydı. Ne de zaten var olan pop starlar ya da sanat müziği yıldızları buna bir karşılık geliyordu. Sen bir anda bu arzuya karşılık geldin.
bu arayışa karşılık geldi. Belki insanlar böyle bir arayışları olduğunun da farkında değillerdi. Belki de bu aranmıyordu bile. Sen buna karşılık geldin. Çünkü o ilk albüm bu kız beni görmeli, bana kazak görmeli. Beni ağlatma, bu kız beni görmeli. Evet. Yani. Bunlar mesela ilk çıktığında tamam piyasa şarkıları gibi yapılmıştı ama mesela aynı albümden birkaç şarkıda yani Suç Bende mesela. Suç Bende bravo. Evet, evet. Suç Bende de başka bir form taşıyordu. Evet. Şimdi hemen senin kitabında ilk sayfasından bakalım. Bir kere bu özel dost kolejinde ilk öğrenimin ardından Cenevre'ye gidiyorsun sen. Evet. Ve orada Collège du Le Mans. Evet, 11 yaşında gitti o abi. Orta ve lise. Evet, hazırlık orta okul ve lise. Maşallah. Evet. Çünkü ben gittiğimde yes, hello ve no biliyorum. Başka bir şey bilmiyordum. Orada yani. Fransızca eğitim gördüm. Yani yok, İngilizce. Cenevre'deydi ama ben Amerikan bölümündeydim. Amerikan bölümündeydim. Fransızca ikinci lisanımdı benim. Hı-hı. Ve sonra Boston'a gidiyorsun. Oysa Boston var, evet. Evet, New Hampshire. İlk önce New Hampshire, sonra dedim ki bu New Hampshire'da yaşanılacak gibi değil. Çünkü 4.5'ta hayat bitiyor, -18, 20, 22 falan. Ve hayat duruyor dedim ki... Senin yani, kanın kaynıyor o ben, sırada. Ben dedim asla burada yapamam ve Boston'a transfer ettim kendimi. Hı. Ve sonra geliyorsun ve burada acayip bir çevre tabii ki. Ve orada tırnaklarınla kazdın ve başardın. Hı. O dönemini iyi biliyorum o, evet. o dönemde. Ve aynı zamanda bu İstanbul Gelişim Stüdyosu. Evet, o biraz zaman, bahset onlardan ya, çünkü o çok ilginç bir dönem ve ilham verici sanki, olabilir diye bahsetmeni istiyorum. Aslında sen stüdyoda başlıyorsun. Aslında şarkı söylemeyecek misin? Tabii ki ben mutfaktayım ya. Benim derdim mutfakla yani. Anlatsana. Ya şöyle, şimdi İstanbul Gelişim Stüdyosu, tabii bugün öyle bir ortam, böyle bir yer kalmadı. İstanbul Gelişim Stüdyosu, Türkiye'nin en efsane müzisyenlerinin bir araya geldiği, rahmetli Selçuk Başar gibi, Garo Mafyan gibi, Uğur Başar gibi, Onno Tunç gibi, Atilla Özdemir, rahmetli Atilla Özdemiroğlu gibi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Asım Ekren gibi. Yani evet. Enstrümanının, sazının üstadı olan, hani İstanbul Gelişim'de olman için senin hani gerçekten bir numaran olması lazım. Hı. Yoksa o kapıdan içeri bir müzisyen olarak adımını atamazsın. Böyle bir ortam. Yani gerçekten işinin hani zirvesinde bir noktada olman lazım ve o ekip, o birliktelik İstanbul Gelişim adı altında oluşmuş ve var. Ve oraya tabii girmek, onların arasına girmek, onların arasında müzikal anlamda bir varlık göstermek hani artık işin son noktası durumunda. Bir stüdyo bu ama aynı zamanda böyle bir mabet gibi bir yer yani. Hani çok zor alıyorlar aralarına. Eğer biri enstrümanında çok yetenekliyse, çok becerikliyse onu bir böyle bakıyorlar, böyle bir araştırıyorlar, ediyorlar. Sonra belki davet ediyorlar falan. O kronolojide gidiyor olay. Ben abi onların fotoğrafıyla yatıyorum. Yani bir tane Barış Manço, rahmetli Barış Manço'nun albümünde İstanbul Gelişim Orkestrası'nın ve stüdyonun bir fotoğrafı var. Bütün bu bahsettiğim isimler yan yanalar ve o fotoğrafı ben duvarıma koyuyorum ve diyorum ki bir gün ben oraya gireceğim. Of. Yani bir gün ben onların arasında olacağım diyorum. Ve o fotoğrafla uyuyorum ben. Hani her gün bakıyorum o fotoğrafa, orada Onno Tunç'u görüyorum, Garo Mafyan'ı görüyorum, rahmetli Selçuk abi görüyorum, Uğur abi görüyorum. Yani diyor ki ben bir gün onların arasında olacağım ve ondan sonra kitapta detayı var ama bir vesileyle ben o stüdyoya giriyorum, gidiyorum. Rüyada gibiyim, hayal görüyorum sanki. Bu bahsettiğim karakterler karşımda. Ne yapacaksın ilk girdiğinde stüdyoda, ne yapacaksın? Abi hiçbir fikrim yok. Yani niyetim var, hani onların arasında bir müzisyen olarak varlık gösterme niyetim var ama hani konuyla alakalı çok net bir fikrim yok. Bu da bunu nasıl becereceğimle alakalı bir fikrim yok. Şöyle bir şey yapıyorum, şimdi girdim ya oraya, tanıştım ya. Abi ben ikinci günden itibaren elime pasta, çörek, börek adresi de öğrendim ya. Her sabah oradayım. Kapıyı açıyorlar, ben giriyorum. Çaktırmadan çayları tazeliyorum, poğaçalarını koyuyorum, pastalarını koy, böreklerini koyuyorum, bir şeyler yapıyorum filan. Bunlar 3 gün, 5 gün, 10 gün derken dediler ki böyle hafif galiba bir enteresan bir çocuk bu. Şeytan tüyü var. Bir şey var bunda ama zararsız da. Hmm. Belli zararsız bu. Hmm. Biz hani buna okey diyelim. Bu böyle gelsin gitsin. İşte mesela gidiyorum. İşte Garo abi hani arabanı yıkanmaya ihtiyacı var mı diyorum filan. İşte başkasına başka bir şey diyorum. Orada sürekli böyle bir yandan bellboy, bir yandan onlara hayranlık duyan, onlar farkındalar benim duyduğum hayranlığını. Ama gördüm. Teknik bir şeyler yapıyorsun gibi i̇şte hatırlıyorum. Ondan sonra orada bizim, seni de tanıdığın Bülent Tezcan var, Bubu var. Bubu da oranın asistanı yani. Ben Bubu'ya bakıyorum, Bubu'nun da böyle bir niyeti var. Yani müzikal anlamda bir şeyler yapma niyeti var.
bu boyu kafaya alıyorum. Herkes gittikten sonra biz toparlarız bay bay falan diyoruz. Herkes gidiyor, terk ediyor stüdyoyu. Biz sabah 8'e kadar oradayız, aletleri öğrenmeye çalışıyoruz. Aşka güzel, bak. Aşka güzel. Bak yani. Hani işte aranjman hayatımızda yapmamışız. Ha. Daha o zamanlar bilgisayarda aranjman yapmak yeni başlamış. Nasıl yaparız? Nasıl beceririz? Bilmiyoruz. Çince gibi geliyor bize. Onu keşfetmeye çalışıyoruz. Ve böyle onlar sabah 9.30'da geri geliyorlar. Bülent kapıyı açıyor. Zavallım Bülent olmuyor. Hayır, halbuki daha analog dönemdesiniz. Tabii analogdan dijitale geçiyoruz. Datlar filan var falan bile. Şimdi o arada ben eve gidiyorum, uyuyorum da sabah 8'de. Bülent kapıyı açıyor. Hani sanki yeni gelmiş gibi. Günaydın filan diye. Oysa ki biz saat sabah 8'e kadar çalışmışız. Of. Bu arada benim bütün o Boston'daki arkadaşlarım, okul arkadaşlarım, işte kulüpler, mekanlar takılıyorlar. Ama ben hani aşka bak ve kendini vermeye bak. Gece gündüz oradayım abi. Non stop oradayım. Sürekli oradayım. Bence ilham verici olan bu. Yani en sonunda bir akşam hani simülasyon mu dersin, kaderin cilvesi mi dersin? Rahmetli Anuş Bakış var, sevgili Ajda Pekkan'ın asistanı. Evet. Filistin'i unutuyor stüdyoda. Herkes gidiyor. Nesini unutuyor? Yani ne derler ona? Fihrist. Filistin'i unutuyor. Filistin'i unutuyor. Ve biz stüdyoda herkes gittikten sonra hemen yarım kaldığımız şarkıya çalışmaya başlıyoruz. Tamam mı? O arada kapı çalıyor, panik oluyoruz, kalbimiz atıyor. Evet. Kim geldi acaba filan derken bir bak kapıyı açıyoruz, Anuş. Giriyor içeri, çocuklar siz hala burada mısınız? Evet diyorum. O arada şarkı da çalıyor stüdyoda. O diyor çalan ne diyor? Diyoruz ki ya Anuş Allah aşkına hani Selçuk abiye söyleme, Uğur abiye söyleme. Biz hani bir şarkı üzerine uğraşıyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şunu bir dinletir misiniz bana diyor. Dinletiyoruz biz Anuş'a. Geçiyor arka tarafa. Sevgili Ajda Pekkan arıyor. Ajda Pekkan Şerazat yönetiminde bir yeni albüme girecek. Şerazat'ın direktörlüğünde. Dur da ama cep telefonu var mı? Yok. Şeyden arıyor. Evini arıyor yani. Diyor ki Ajda Hanım ben diyor şu an İstanbul Gelişim Stüdyosu'ndayım. Burada iki tane genç var. İşte Mustafa ile Bülent. Diyor çok enteresan bir şarkı yazmışlar diyor. Duymanızı diyor tavsiye ederim. Ajda Pekkan da diyor ki, o zaman diyor yarın akşam onları al, bana Çengelköy eve gel diyor. Biz abi abuk sabuk bir şarkı yapmışız. Ajda da 18 yaşında o sırada değil mi? Ajda yaşsız abi, o hala yaşsız o dönemde. ama bak bir şey söyleyeceğim sana, çok büyük saygı duyduğum ve çok ilham aldığım bir şey söyleyeceğim, oraya bağlayacağım. Abi biz gidiyoruz Çengelköy'e, şarkıyı bir koyuyoruz, şarkı R&B, bağlamalı bir R&B şarkı. Of. Onu göre bunu bile yine dene sakın vazgeçme bu falan. Hafif böyle rapimsi falan. Hani abuk bir şey yani. O dönemin pop müziğine çok aykırı bir şey. Ajda Pekkan oturuyor böyle bakıyor ikimize. Bu şarkıyı diyor yeni albümde okumam hani nasıl bakarsınız diyor. Biz abi koltuktan düşeceğiz yani. Hani ne falan hani inanamıyoruz. Neyse detayları kitaptan yazıyorum zaten de. Sonrasında tabii biz Dur oğlum sen anlatınca daha güzel oluyor. Ve diyor sizi yeni albümün ekibinde istiyorum diyor. Vay. Şimdi eyvallah istiyorsun da ne Garo abinin ne Selçuk kimsenin bizim stüdyoda böyle şeyler döndürdüğümüzden haberi yok. Neyse Garo abi yemeğe çıkarıyor Ajda, anlatıyor. Diyor, bak diyor Garo'cum bu çocuklar hani böyle genç bir enerji, onların albümde olması çok iyi olur. Yani yemeğe çıkarıyor Garo abi. O arada hiç unutmam. Biz evde sonra tabii çalışmalar için Bülent'le sürekli eve gidiyoruz falan. Evde benim dikkatimi çeken bir şey var abi. Bir spor hocası geliyor. Sene 1992 falan. Öyle bir şey olmaz zaten. Yani bir hoca geliyor spor hocası. O onunla sporunu yapıyor. O hoca ayrılıyor. 2 saat sonra başka bir hoca geliyor. Evet. Yine spor hocası. Bir ara dayanamadım sormuştum. Dedim ki ya dedim niye 2 tane spor hocası geliyor? Olmaz dedi. Hiç unutma. Onların arasında rekabet yaratıyorum dedi. Çok iyiymiş. Sene 92 hocam. Daha jim kültürü yok Türkiye'de doğru düzgün yani. Yok. Ve ben buna gözlerimle şahit oldum. Ve Ajda Pekkan'daki o disiplin, o prensip, o vizyon falan. Mesela bu benim için çok önemli bir ilham kaynağıydı yani. Hani oradan bir feyiz aldım. Oradan bir falan oldum. Yani ne başarılara imza atmış. O zamanda bile. Ve o disiplini
az sabrı hatırlıyorum. Bir gün eve pasta götürmüştüm. Mustafa baktı böyle pastaya. Hafif böyle çatalla tadına baktı falan. Yemedi abi. Yemedi yani. Hmm. Lan öyle bir ya işte bütün bu detaylar var ya. Ama şöyle bir şey var. Okan, şimdi biz Bülent'le aslında Mustafa Sandal Bülent Ezcan ikilisi olarak başladık. Hmm. Bülent'in utangaçlığından yani bizim ilk bütün yaptığımız çalışmalara bak orada hep bir ikili isim vardır yani. Evet. Mustafa Sandal Bülent Ezcan. Sonra Bülent utangaçlığından ve çekingenliğinden iyice geri kaçtı. Ben o arada ön plana çıkmış oldum. Hala benim sahnemde Bülent vardır, sahneyedir. Hala o günden bugüne kadar beraberizdir. Ve hala utanıyor mu? Hala öyle abi. Hala. Hala mesela. Bülent de yapar, korkar tamam mı? Ve şöyle, hiç unutmuyorum, kitapta da yazdım bunu. Benim hayatımda çok özel bir andır bu. İlk önce gideceğin yeri hayal edeceksin abi. Onu beynin içinde, kalbinde, aklında göreceksin gitmek istediğin yeri. Öyle ki biz Michael Jackson konserine gittik. Hatırlarsın Michael Jackson Türkiye'ye geldi yani aman tanrım ya Rabbim hani uzaydan biri inmiş gibi filan. İlkinde gelmedi. İlkinde gelmedi sonra geldi. Sonra geldi ben gitmedim ama ben Michael Jackson dinlemiyordum. Eyvallah biz abi dinliyorduk ve hani canlı siz görelim diye gittik tabii. Küçük olduğunuz için ben sizden büyüğüm. Gittik biz tabii paramız pulumuz yok abi en yukarıda olabilecek en ucuz bilet Michael Jackson'ı zaten bu kadar görüyoruz. Hani görüyor muyuz görmüyor muyuz o da belli değil. Okuyorum senden. 23 Eylül 1992 Michael Jackson Dangerous turnesi kapsamında İstanbul İnönü Stadyumunda konser verecekti. Elimizdeki kısıtlı paramızla Bülent Tezcan'la iki bilet aldık ama yerimiz en ucuz bölümden sahneye sağ en üst köşeden bakan bir yerdeydi. Bize küçücük gözüken Jackson'ı uzaktan izliyorduk. Şarkılar, sahne şovları bir stat dolusu insanın o durdurulamaz coşkusu içinde büyülenmiş gibi adamı seyrediyordum. O anda döndüm Bülent'e, bak bu geceyi unutma, bundan birkaç sene sonra o sahneden buraya biz bakacağız dedim. Ve baktık abi. O gün Bülent bana inanmış mıydı yoksa içinden gülmüş müydü bilmiyorum. Ama ben olsam içimden gülerdim tabii evet. Bülent'in yerinde. Ama ben bu sözleri gerçekten bütün kalbimle inanarak söylemiştim. O geceden tam 4 sene sonra 96'da çıkan Araba şarkısı ve diğer birçok hitin de yer aldığı Gölgede Aynı albümüm Türk pop müziği için çok değerli bir albümdü. Benim için de çıtayı bir üst seviyeye çıkardı. O albümle beraber ilk İnönü Stadı konserimi verdim. Araba şarkısıyla sahneye girdim. Stadyum tamamıyla dolmuş, bütün biletler satılmıştı. Herkes bir ağızdan şarkılara eşlik ederken ben kendimi akışa kaptırmıştım ve bir an geldi dinleyicilere baktım uzun uzun. Gözüm sol üst köşeye bundan 4 yıl önce Bülent'le tam oturduğumuz yere kaydı. Ve o an aramızdaki konuşma geldi aklıma. Döndüm orkestrada bana eşlik eden Bülent'le yine göz göze geldik. O an ne ben bir şey söyledim ne de sonrasında konuştuk. Ama ikimiz de birbirimizi çok iyi anlamıştık. Gözümüzün önünde 4 sene önceki o iki genç vardı. Diyeceğim o ki ben hayatta gelmek istediğim yeri hep önce hayal ettim. Gözlerimi kapattım. Her ayrıntısıyla nerede nasıl olmak istediğimi gördüm. Ve buna gerçekten bütün kalbimle inandım. Gözlerimi açtıktan sonra da o hayalin peşinden adım adım planlayarak koştum. Hayat da bana bunun karşılığını sanıyorum fazlasıyla verdi. Vallahi alkışlıyoruz. İnanılmaz. Ama bu milyarda bir. Yani sen düşünsene mesela Michael Jackson bir tek İnönü stadında konser vermedi ki. Dünyada birçok yerde konser verdi. Orada da sağ üst köşe miydi? Sol üst köşe. Dur bir dakika. Sahneye sağ. En evet. Üst köşeden bakan bir yer. Ya düşünsene sahneye sağ en üst köşeden bakan bir yerde kim bilir kimler ne düşünmüştür. Yani kimler ne düşündürmüştür. Ama yani ama bu ben, hakikaten büyük başarı. Evet ama ben hani hakikaten ben dünyada çok insana ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Hani pop müziğin sonraki isimlerine, dünya çapında birçok ismine çok ciddi bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet ben de hani almam gerekeni aldığımı düşünüyorum oradan abi. Peki bir ara bir DJ'liğin var. Abi ben zaten 13 yaşındayım. O zamanlar Vaniköy 29 var Okan. Evet. Hatırlarsın. Vaniköy 29'a gidiyorum.
13 Hiç ben yaşında. Gitmedim. Bak kafaya gel. 13 yaşında gidiyorum. Kız arkadaşlarımla gittim. Uğur Kantül var, Suat Ateşdağlı var. Evet, Maniköy 29 evet. var. Ama sen nasıl gidiyordun? Hani paran abi, yoktu senin? Abi gidiyordum ben. Şeydeydim, Beylerbeyi. Ne ya işte bir... Hani zaten o yaşımız küçük. Kola içiyoruz filan. Hani gidiyorum orada bir tane kola içiyorum. Derdim DJ kabinine girip hani bir şeyler çalmak falan. Böyle bir şarkılar çalmak, DJ'liği öğrenmek. O arada Uğur Kantül ve Suat Ateşdağlı da Vaniköy 29'un DJ'leri. Tabii onlarla arkadaş kurdun. Şeytan evet. tüyün var. Nasıl orada stüdyoya sızdın? Evet. Öbür tarafta Vaniköy 29'a sızdın. Abi enteresan olan şu mesela. Ya gerçekten yani insanda bir gram şey olmaz mı? Ya hani ya olmazsa ya olmayabilir. Hani o belki olmaz filan. Abi öyle bir şey yoktu bende ya. Hani ne gerekiyorsa hani ve ne kadar efor koymak gerekiyorsa koyarız kafası vardı. Ama yani. hakikaten çalışıyorsun. Bu bir dört kişiden bahsediyorsun işte. Bunların arasında Kenan Doğulu, Serdar Ortaç, Tarkan ve sen. Yani o yılların en çok üreten, müzik yani pompalayan adamları değil mi bunlar? Orada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu dört isim mesela neden hani böyle bir dörtlü geldi ve hani bir daha öyle bir dörtlü o dönemden beri gelmedi. Geldi de ben mi farkında değilim? Yok. Hani bence gelmedi. Hani o günden bugüne hani bu dört isim böyle bir dörtlü olarak bir paket olarak gelmedi yani. Bence onun temel nedeni gerçekten bu dört isminde hani öncelikli aşkının, öncelikli niyetlerinin, öncelikli eforlarının gerçekten şarkıyı koymak, şarkıyı yapmak, bir hiti ortaya koymak olduğu için o dönemde, o çıkış döneminde ve ondan sonra takip eden dönemde yani temel konu, birinci konu müzik olduğu için dinleyiciyle çok o denli bir samimi bir ilişki geliştirdik biz. Yani amacımız müzikti. Popüler olmak değil ya da popülaritemi nasıl devam ettirebilirim kaygısıyla değil. Şarkıyı nasıl koyabilirim? Şarkıyı nasıl yapabilirim? Yani ben şu anda herkesin ortak payda da kalbine dokunacak şarkıyı nasıl ortaya koyabilirim? Derdi vardı bu dörtlünün. Ve... Kesinlikle. Peki, senin kitaptan ilerleyelim tekrar. Ben Eyvallah. Bir de bir yandan da tabii hep buradan zevk alıyorum okumaktan. Serdar Ortaç'la tanışmandan söz ediyorsun. O dönem Power FM stüdyosu Taksim'in içinde tam ortada halka açık bir alandaydı. Bir gün camın dışında benim gibi genç bir çocuk gördüm, bekliyordu. Sonra biri geldi yanıma, abi dışarıdaki genç seni bekliyormuş, sana bir şeyler dinletecekmiş dedi. Program bitti, dışarı çıktım, merhabalaştık. Seni, çalışmalarını takdir ediyorum, çok beğeniyorum. Benim de birkaç çalışmam var, sana çok dinletmek istiyorum. Tabii bu ses tonuyla söylemiyor Tabii. herhalde değil mi? Evet. Serdar'ın sesiyle hayal edin. Sonra otoparka gittik abi. Senin fikrin benim için çok önemli. Şarkılar kasette ama arabanın ses sisteminde dinletmek istiyorum. Bir araba mı getirmiş ses sistemi? Arabayla gelmişti. İçinde ses sistemi var filan. Bir arabayla gelmişti. Hatırlarsın karşısında bir otopark vardı. Evet tabii ki. Evet biz o otoparka yürüdük. Tamam dinleyelim dedim. Ya ne acayip. Bugün olsa vallahi sapık sanırsın gitmezsin yani. Ha. Abicim gel seninle arabaya geçelim falan. Ama değil mi ne acayip. O günlerde de zihnen bir açıklığımız var. Belki dünya bu kadar. Ya bak dünya hakikaten kötü bir yerdi. Sen orada cam mekanlı bir radyoydu o güzel. Evet, öyle evet, bir radyosu. Evet, evet. Orada çalıyorsun malıyorsun evet. Falan filan. Orada bir çocuk bekliyor. Küçük. Oha. Küçük bir Japon. Bekliyor. Saçlarız o günler. Ve bekliyor yani. Ve o günlerdeki Serdar'ı hayal et. Yani. Böyle bekliyor. Hafif şurada saçlar. Evet şurada. Evet. Şöyle küt kesilmiş. Küt kesilmiş. Evet. Ve diyor ki seni ve çalışmalarını takip ediyorum ve merak ediyorum diyor sana. Buyurun arabaya geçelim. Biz de nasıl gidiyoruz arabaya? Gidiyorsun ya? Ve arabaya gidiyoruz yani. Evet. Ne acayip. Arabaya gidiyorsunuz şak karabiberiyim değil mi? Hayır abi. Tam tersi. Arabaya bindik. Otoparktayız. Gündüz vakti arabaya bindik. Abi dedi, şarkıya. Orada ben de besteler, sözler yazmaya başlamışım. Bestler yapmaya başlamışım. İşte Sertab'a veriyorum, ona veriyorum, buna veriyorum, Hakan'ın Peker'e veriyorum. Veriyorum yani. Veriyor, evet. Filan. Neyse abi, bir koydum. Ama Serdar Ortaç'la tanışma niye bu kadar önemli olmuş ki hayatına? Önemli olan şey şu, ters köşesi çok enteresan. Şimdi abi bindik arabaya,
bir şarkılar koydu. Hı? I got to feel it, you know I'm with it. Ha evet, Michael Jackson. Hayır, böyle bir İngilizce şarkılar var orada. Ha. Ama yarım İngilizce. Evet. Yani tam İngilizce değil yani. Ya The Wall'u yorumladı biliyorsun yani. O daha sonra ama o artık kendine bir güven... yorum tabii, o da yani, bir yorumladı yani. O kendine yorumladı. Güven bayağı hani oturduğunda oldu. Hani benim bahsettiğim dönem hani... Teacher, teacher! Ya dur ya, şimdi yapma. Teacher, ya, teacher! Bir dakika, Serdar'ıma yapma, dur bir dakika, dur. Bir dakika. Abi arabaya bindik, şimdi böyle bir şarkılar... Is coming to you now filan. Allah Allah diyorum ki içimden. Döndüm böyle yaptım. Bunlardan bir şey olur mu dedi. Güzel. Şimdi genç bir arkadaş hani dedim ki hani güzel ama hani sen dedim bunu böyle mi çıkarmak istiyorsun? Olsun. Önce evet, öyle dedi, çıkardı zaten. Hani, olur mu dedi bundan bir şey? Dedim ki hani bilmiyorum Türkiye'de dedim bu nasıl karşılanır, hani nasıl olur bu, hani bilemiyorum dedim. Öyle mi diyorsun filan yaptı. Dedim ki hani bence bunlar belki Türkçe olsa daha mı şanslı olur acaba dedim filan. Abi yani aradan bir 6 ay mı 8 ay mı ne geçti, evde oturuyorum ben. Evet. Televizyon açık, bir baktım, hayır bir adam bir kızın göbeğinden zeytin yiyor. Ya. Ama bu yapmaman gereken bir şey bak. Bu yani işte hayatında değil mi? Belki olmaması gereken bir şey yapmışsın. Belki o otopark olmasaydı. Belki değil mi? Belki o İngilizce albümle çıkış yapacaktı. Ve biz bugün bunları yaşamayacaktık yani. Yani her şey de çok hayırlı değil. Ve abi... Ya bizim özür dilerim şey ilave etmek isterim. Harem Kabare'de Mutsuzsun isimli Serdar Ortaç, söz müzik Serdar Ortaç şarkısını seslendiriyoruz. Harem Kabare oyunumuzda böyle izinlerini aldığımız birçok şarkı var. Sezen Hanım'dan, Ajda Hanım'dan, Teoman'dan bildiğimiz birçok şarkı. Senden yok, öyle bir şarkı yapmamışsın. Bizim işimize yarayacak. Eyvallah. Ondan sonra bir tane Serdar Ortaç. Şarkısı var. Şarkısı var. Mutsuzsun. Seyirci dinliyor bunu. Ve her oyun finalinde bize ya bir şarkı vardı arada. O kimin ya filan. Anladın mı? Çünkü aslında büyük maden. Sen şimdi bir bak çok ciddi söylüyorum. Ben de sana ilham vermek isterim hayatının bu aşamasında. Bir Serdar Ortaç tribute yap. Ama kendin gibi yap. Al 12 tane Serdar Ortaç şarkısını kendin gibi söyle. Patlatırsın. Yani Serdar Ortaç'ın tribüt albümü Mustafa Sandal okusun. Ters köşe, enteresan yani, bir fikir. Hayır, onun ters köşesi değil. Sen kendin gibi yap. Ha. Adam müthiş bir üretici, müthiş yok, bir bak, cevher şimdi bir şey ve söyleyeyim. Ama onun söylememesi gerekiyor. Biz bunu yani kesinlikle bu Mutsuzsun şarkısında gördük. Kesinlikle al, al, yap. Yok bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi, haksızlık etmiyorum. Serdar abi yani şöyle böyle çift karakterler vardır ya. Ben biraz ona benzetiyorum Serdar'ı. Şimdi Serdar'ın gerçekten yaptığı çok enteresan, çok güzel şarkılar var. Mutsuzsun gibi. Kendine münhasır. Hani böyle dinlediğin zaman aa filan. Wow. Evet bunu yani bu sadece Serdar'dan çıkabilir dedin. Ama bir de bir tarafı var. Abi bize sanki 20 seneden beri aynı şarkıyı dinletiyor tarafı var onun. Farkında mısın? Hayır ben öyle görmüyorum işte. Hayır. Tam tersi. Hayır. Sen iyi anlamda söylüyorsun. Farkındayım. İyi anlamda söylüyorum yani. Evet farklı. Ama ben de şunu anlamıyorum. Niçin mesela Serdar ya da başkaları hem danslarda da birinci olmak istiyor, hem ondan sonra şarkı sözlerinde de birinci olmak istiyor, hem bestede de abi, birinci olmak istiyor. Abi hepimiz o illüzyona girdik be. Hem performansta da. Ya ben mesela bence Serdar hakkında söylenebilecek en iyi yorumlardan biri Serdar'ın söz ve müzikte deli gibi hit yaratıyor olması. Evet. Ve ben de Serdar'dan abi, evet, rica hitmaker. Ediyorum lütfen sen söyleme. Yani bu bir dünyadaki bir müzisyenle ilgili yapılmış mesela çok iyi bir eleştiridir. Hı hı. Çok iyi bir eleştiri. Çünkü sadece Mutsuzsun bizim Ödül Turan söylüyor. Hı hı. Ödül Fankala Turka grubunun solisti Ödül söylüyor. Millet kendinden geçiyor. Ben hiç Serdar söylerken kendinden geçen ama birisini da, görmedim. Yani, tamam kendine çok ciddi münasır bir enerjisi var abi Serdar'ın da. Yani, ya, tamam sen arkadaşına laf söylemek istedim. Benim de arkadaşım ne var? Şöyle...
Yaşlandık artık. Serdar da hala çıkmış dans ediyor. Ya o ne biliyor musun? Gerçek dans grubu var. Evet. Dans grubu var. Küçücük sahneye bile dans grubuyla çıkıyor. Ve bir kere gördüm, küçük bir müzikal ama çok şık. İstanbul'umuzun şık küçük bir müzikalinde kaç kişi olacak? En fazla 400 küsur kişi var. 500 kişi var en fazla. Çıktı. Dans grubu geldi. Hafşır hafşır hafşır. Bu da danslar. Merhaba İstanbul. Ne oluyor ya? Yani Uzak Doğu turnesini bitirmiş. Ülkemize gelmiş ve İstanbul'u selamlıyor. Yani biliyorum, evet, yani bayılıyorum ona. Yani bir saflıkla böyle niye dans ediyor mesela? Ben dans etmesini hiç anlamıyorum. Abi iyi niyet bunlar hep ya. Ya iyi niyet olur mu dansta ya? Ya iyi niyet ya. Ya ona bakarsan... Ya Super Bowl'a Shakira, 46 yaşındaki Shakira ile Jennifer Lopez, 50 yaşındaki Jennifer Lopez çıktılar. Bence yani artık dünya hızlı dönüyor, anladın mı? Onlar da medyayı sallamak istiyorlar. Twerkler, direkt dansları, bilmem neler, yeni bir beste yok. Hep eski besteleri al koy. Müthiş koreografi, müthiş sahne düzeni, müthiş bilmem ne. Hakikaten yırtmış. Yani o twerkleri o yeni gelen siyahiler bile yapamıyorlar yani. Ama yani o zaman diyorsun ki ulan yeni bir şarkı çıkarsaydım bu kadar sallayacağını, anladın mı diyorsun yani. Hani bir yeni bir şarkı gelseydi filan. Ama bu sallama olayında çok emekleri var onların. Abi. Twerk'te evet. Evet. Twerk evet. Çok zor. Ben evde deniyorum. Çünkü direkte başarılı olacağımı düşünmüyorum. Twerk'te belki başarılı olurum diye deniyorum. Ama şunu... Ya mesela Serdar niye dans etmeye çalışıyor? Abi bak, başarılı olamaz bak, ki. Bu hep bizim bir vakitte hani bazı böyle bir hipnotiz olmuş gibi bazı şeyleri çok anlamsızca yaptık. Yani mesela ya sen Serdar'ın danslarına laf ediyorsun abi. Ben ne olacağım yani? Sen çok iyisin. Ya git Allah aşkına. Sen çok ya. İyisin. Abi. Sen mesaj veren vücut hareketlerini sen çıkardın. Onları Serdar da yapamaz. Yani abi ben şimdi bak... Sen kendi vücuduna bütün felsefeyi yediren tek insansın. Abi ben mesela bak, Harbiye'de... Felsefik senin figür değil. Bak o J-Lo ile Shakira'nın yaptığı 40 yıllık twerk. Sen... Yani bir meme ucunu buradan mıncıklarken diğer meme ucunu avuç içiyle okşayabilen ve bunu da bir felsefeyle açıklayabilen tek insansın ya. Alkışlamayın, alkışlamayın, öyle bir şey yok. Peki şey yok. Araba dansı. Araba abi, ne olacak araba? Araba ya? Nedir abi o? Bilmiyorum yani. Neydi o araba? her satırı. Bir dakika bakacağız. Her satırı hani her hayır, bir hayır, başka bir şey var. Bir de yani öyle bir acayip bir insansın gibi bütün yıllarca bizi bunu bizi ikna ettin. Bak yedirdin demiyorum, bizi ikna ettin. Yani evde bir şey uyduruyor. Gidiyor yapıyor, sonra da diyor ki bunun maksadı aslında şu. hakikaten de doğru. Görelim. Kız beni görmeli, bana kazar görmeli. Bak, burada hala çekingenim var. Bir dakika. Dur, özür dilerim. Burada hala ben bunu şov olarak. Bence çok iyi. Konserde niye yapıyorum. Niye çok iyi? Çünkü o sırada biz Tarkan'ı görüyorduk. Tarkan'ı biliyorduk ve bize başka bir şey gerekiyordu. Mesela o günlerde bir Can Yaman açlığı güzel bir vücut yok. Güzel bir genç adam yok. Yer neresi? Bak bunu çok önemli. Boğaziçi Üniversitesi. Yer çok önemli. Çünkü devir Teoman'ın, evet. Teoman'ın kantininde, sosyete kantininin parmaklıklarında 7 saat boyunca saçını okşadığı dönem Boğaziçi'nde. Evet. Rock Teoman'ın. Evet. 7 saat saçını okşuyor. Hiç hareket etmiyor. Gördüm Teoman'ı. Evet. Şimdi de hareket etmiyor. Şimdi de bakıyorum aynı şekilde duruyor. Ondan sonra o sırada bir enerji geliyor. Bir şeytan tüyü olan bir çocuk geliyor sen. Hareketler çok keskin, çok kaba. Ama Okan,
Bak dikkat et. Hala çekingenim ve orada. Çekingen yani, değilsin. Anlamsız hareketler yapıyorsun. Ömrün evet. boyunca öyle yaptın. Evet ama. Sadece bizi ikna ettin. Burada da. Bak bu benim için ama ilk başlarken çekingen günlerim bak. Daha sonra başarı geldikçe, onay gördük, yani şey gördük, kabul gördükçe coşuyorum abi. Coşmuyorsun. Bizim yediğimizi anladın. Ha eyvallah olabilir, olabilir. Fakat bu bence çok seksiydi. Çok erkeksiydi. Çok seksiydi. Kesinlikle. Birisi Boğaziçi Üniversitesi, eğitimli bir çocuk, programlara çıkıyorsun. Ne kolejler okumuş, Amerikalarda, İsviçre'lerde pıtı pıtı gelmiş. Deli herhalde. Bir şeyler yapıyor. Seksi, gözlük ve bizden şey istiyor. Yani bir de bize geleneksel diyor. Bu kız beni görmeli, koşup bana girmeli falan demiyor. Bana kazak örmeli diyor. Dur bakalım. Değil mi? Ya nasıl evlenecek mi acaba? Kazak örsün falan. Bak geleneksel falan. Mükemmeldi. Mükemmel buluştu. Vallahi billahi. Vatana, millete, büyüklere saygılı, evli kurumuna inanan. Biraz saçma sapan hareketleri var. Hoş görülebilir. Devam. Bu bitti. Bu klip çıktı. Ben evliydim yine. Evet. Yine evliyim. Yine evliyim. Abi inanılmaz bir şey. O sırada tabii biz de senin gibi fakiriz. Evet. Ondan sonra yani böyle bir yerlere de gidiyoruz. Yeni açılan bir yerler var filan. İstanbul değişiyor, sosyal hayat değişiyor. Ama evlerde buluşuyor. Bu şarkıyı koyuyorlar. Diyorum ki ben de, seni de biliyorum radyo madyo falan meselelerinden dolayı. Ne de diyorum ya bu kazakçı mı ya? Kazakçı evet. mı bu falan? Yok diyorlar ya bir şarkısı var falan. Aa baba. Nasıl bir şey? Aa güzel. Bütün kızlar sana aşık oldu. Bu şarkıdır. Hop ters köşe buydu. Evet. Ters köşe buydu. Ve buradaki hareketler, burada herkese ezdin geçtin. Tarkan, Kenan Doğulu, Serdar Ortaç falan filan. Hiçbir şey kalmadı. Bu şarkı Türkiye'de eğitimli kitleyi bitirdi, onayı aldı. Tamam bitmiştir. Görelim. Anlatma. Eyvah! Dur! Dur! İşte bu dur! Dur! Burada dur. Şımardın! 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 Bak burada herkes şımar. Seni kabul etti. Bu, tabi, Türk popu seni kabul abi. Etti. Herkesi mahvettin. Evet. Herkesi mahvettin. Suç bende de bütün kadınlar evet. sana aşıktı. Çok cooldun. Bay E filminde oynadım. Biraz önce seyrettiğimiz klip onun klibiydi. Ya Bay E'den bir evet. şeydi. Her şey çok iyiydi. Ne zaman ki o vücudu tam yaptın, askılıyı giydin. Ben ömrümde öyle bir şeyi satın alma cesaretini gösteremedim. Hep durdu orada. Bir gün belki. Bir gün belki. Şuradan kesikli bir şey alma cesaretini gösteremedim. Neyse. Ondan sonra... Bak ve arabada buraya... abi hani... Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. O araba tamamen yani ya, akıl hastanesine kapatılman gereken evet, bir kliptir yok, yani. Yok 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 daha orada belki ilaçla kurtarabiliriz durumu. orada belki ilaç yani esas yani şimdi ben hani sahnede de bunu yapıyorum çok da eğleniyorum yaparken ama bence zirve nokta abi zirvesi yani. Aa bir dakika. Buna müdahale mi etmek lazım acaba dediğimiz nokta Ay'a benzer hocam. Ay'a benzer evet. evet. Ama araba yine araba başka. Ya araba sınırda hani. Araba. Hani belki araba terapiyle çok, halledebiliriz. Arabaya bir bakalım ya. Çok güzel araba. Evet araba. Görelim. Gider mi gider maalesef ruhu yok. Onun için hiç mi şansı yok. Dur. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Abi erotik film gibisin ya. Ya. Ya bir de biliyorsunuz şey... Beşiktaş'a gidiyor. Ortaköy'den Beşiktaş'a giderken aradan arabalar geçiyor. Yolun bu tarafına kamerayı koymuş. Ciddi söylüyorum. Ya sokağın bütün... ortasındayım yani. Ha, öbür kaldırımdasın. Evet. Ondan sonra arkanda o afişler var meşhur. Dünya umurumda değil ben sokağın ortasında böyle şeyler yapıyorum. Evet ama şöyle bir şey var. Dünyanın en ucuz klibi. Hiçbir şey olmuyor. Ve ama o kadar iyisin ki dalga geçmiyor. O kadar iyisin ki bütün bir planı kaplıyorsun. Ama bir bak, arada entari değiştiriyorsun. Tamam bak ucuz plan diyorsun ama bir de şu açıdan düşün abi. O zamanlar diyorum ki kardeşim diyorum sen diyorum Ferrari'yi tercih etme ruhunu tercih et diyorum. Bugün geldiğimiz noktada bir bakıyoruz abi. Genelde Ferrari'yi tercih etmişler. O sosyal mesaj hiç algılanmadı. Hiç algılanmadı.
Yani algılayan algılanmıştır abi, bilmiyorum yani. Ya biz bunu, ben sana anlattım mı bunu? Ben yine evliyim. Evet. Ondan sonra... senin o çekimi yaptığın yere yakın işte Arnavutköy'de bir kahvaltı ediyoruz. Önümüzde bir tane Ferrari durdu. İki tane karikatür gibi. İki tane sahte sarışın kadın. Evet. Ferrari'nin şoförü. Evet. Üstü açık. Ondan sonra ve onun arabası var. Güzel mi? Güzel çalıyor. Bir anda kahvaltı eden herkes kalktık ve yuh dedik. Yuh. Yani hakikaten bunu gördük. Adam wow. Kendisine yazılmış şarkı olarak gördü. Hiç algılanmadı. Onun arabası var. Doğru güzel abi. Mi? Güzel. Wow. Maalesef ruhu yok o. Anlamadı o. Ruh ne? İki tane sarışın var. Araba var. Cüzdan dolu. Direkt Ferrari'ye koş olarak algılandı değil mi? Evet. Evet. Hayır tabii ki herkes aldı canım. Yani evet, ama işte öyle evet. Bile herkese gitti. Fakat bence çok şunu bir daha verebilirim. Yani ben hakikaten çok mutlu oluyorum. Her şey çok güzel çünkü. Sen çok güzelsin. Her şey iyi. Belki dünyayı mı daha çok seviyorduk o zaman? Sen de. Evet, seviyorduk abi. Şimdi yapamazsın canım. Yani şimdi bugünün gençleri gidip aynı noktada kamerayı yolun bu tarafına koyup burada böyle dans edebilirler mi? Ya, hava ne kadar sıcak olursa olsun. Hadi kış diye söylüyoruz. Yani Okan şöyle düşün. Hani mesela albüm alınırdı, kartoneti okunurdu falan. Evet. Oradan şuraya geldik. Hani 3 dakika YouTube'da bir şarkı dinlemeye neredeyse tahammülümüz yok'a geldik yani. Ama mesela ben eskiden şeylerde mesela neydi? Aylin Livaneli'nin bir şeyini gösterip sürekli anlatıyorum bunu. Neydi şarkının adı? Okulu asardık bilmem ne yapardık filan. Aylin'in orada bir dansı var. Onu anlatıyorum sürekli. Yani 90'lardaki okulu asardık. Yani böyle bir her tarafının ayrı kıpırdadığı filan bir özgürlük anı var. Şimdi biraz da hip hop'la beraber bir şeye gittik. Yani böyle bir yani munkabız derler eskiler yani munkabız, munkabız denir yani Osmanlıcası olur. O yüzden abi çok yani mekanda... boşaltamayan bir şey. Halbuki sen arabası var. Yani su bak anlatabildim mi? Yani her şeyi fırlatıyorsun, atıyorsun böyle oh değil mi? Bak görelim onu ama peki abi niye şu anda mesela birçok mekan Türkçe çalıyor ve Türkçe çalındığı zaman insanlar 90'lara gitme ihtiyacı hissediyor. Onun için dışarı fışkırtmak istiyorlar. Eyvallah tamam. Okey. O zaman oldu. O zaman sıkıntı yok. Demek hani burada daha keyifli bir şey varmış. Evet. Evet eyvallah. Evet. Mesela Killa Hakan birkaç ay önce senin yerinde oturuyordu. Güneş gözlükleri var. Evet. Dikkat ettim bana bakmıyordu. Bana doğru konuşuyor. Yönü bana doğru. Fakat şuradaki küçük avizeye bakıyordu. Eyvallah. Bana doğru konuşuyordu. Dur bir yapayım onu bakayım. Dedim nasıl ki oluyor? Ben... Duygusuna ben... bakacağım bir dakika. Ama gözlükle. Oraya gözlük bak. Önemli oraya, değil. Oraya bak. Şuraya bakıyor. Hayır bana bakacaksın sen... gözün orada olacak. Daha bana bak. Oha. Evet ve gözün orada olacak. Oha yapamam. Güneş beceremem. Gözlüğü beceremem olacak. Beceremem abi yok. Dedim ki ben susayım. Abi anlatsın. Evet. Ve can kulağıyla dinleyeyim falan dedim yani. Çok sıkışık her şey. Yani bizim konuklarım da benim sıkışık. Yani ve herkes sıkışık. Sabahtan akşama kadar. Şey ne olmuş? Kaç like'ı var? Dün k***mı açmıştım. İşte belki, kaç evet. Like gelmiş işte belki o yüzden o abi. Eslemek lazım yani değil mi? Ama o zaman okulu asardık. Neydi? Nasıldı o şarkı? Hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Nereye giderdik? Aylin İvan'ı hatırlamıyorum o şarkıyı. Ha, dünyaya küserdik mi? Okulu asardık, dünyaya küserdik. Yani bir şey. Bak o yılları özlüyor değilim. Hakikaten çok da güzel geçmemiştir benim için yani. Yani daha önceki yıllar iyi geçmiştir. Ondan sonraki yıllar güzel. Benim için özlenecek yıllar değil. Belki başkaları için özlenebilir. Ama 90'lardaki dışarı doğru atma kendini çok güzel bu. Güzeldi acaba. Evet. Bir abi, de evet. Şunu görelim. Maalesef dön! Bak! Kendine bak! Nasıl açıyorsun her şeyi? Sibel Can'ı hatırla. Sibel Can'ın koltuk altını görmediğimiz bir klibi yok. Evet. Doğru. Bu devirde kimse sultan değil. İki tanesi, ikisi de. Oh bak ne güzel her tarafım şeyden geldim. Evet. Ondan sonra
kuaförden. Her tarafım tertemiz. Ondan sonra bu. Bak herkes sende de var. Herkes koltuklarını kollarını kaldırıyor. Evet. Açığız yani. Değil mi? Evet, herkes açık. Açık böyle. Oo, böyle açığız değil yani. Mi? Evet. Şimdi herkes böyle. Değil mi bak? Oo. Ne var bende? İnan, hani işte bunların böyle. Hepsi al. Al bunları. Al. Oh. Gel sen bana gel. Ben sana gel. Al. Aç. Değil mi? Bu var. Şimdi kasık. Kaç like gelmiş? Fotoğrafını koymuştum. Onun için Twitter'a da yazdım. O siyasi mesaj yazdım. Böyle bir kasıklık var. Orada yapmam gerekeni yaptım. Bu platformda yapmam gerekeni yaptım. Burada da gözükmem gereken gibi gözüktüm. Burada da olmam gibi oldu. Tabii menajerin eve geliyordu. Ben hatırlıyorum. Hı. Mesela bir popüler müzik sanatçısı albümü çıkardıktan sonra hemen uzak yerlere taşınıyordu. Mesela o zamanlar işte Acarkent, Demirciköy, ondan sonra ne evleri, Beykoz Konakları, falancaların sarayları, bilmem neler köşkleri falan. Bir genç insan albümünü çıkarıyordu, İstanbul'a çok uzak bir yere taşınıyordu. Sonra menajeri arabalarla, atlı arabalar tabii o zaman şey yok, ondan sonra... İki gün süren bir yolculuktan sonra ondan sonra bunun bulunduğu yere ulaşıyordu. Nasıl albüm satışları? İnanılmaz. Ben de sana yiyecek ve içecek getirdim. Haydi eğlenin diyorlardı. Ve menajer geri dönüyordu o uzun yolu. Çünkü albüm çıkıyordu, albüm satıyordu, paralar geliyordu. Şimdiki bize gibi... gelmiyordu hocam. İşte Şahin Özer'lere falan onlara geliyordu. Şahin Özer'e gidiyor. Herkesinki Şahin Özer'e. Benim bile Şahin paralarım bir bölümü Şahin Özer'e gitmiş olabilir. Herkesinki Şahin Özer'e gitti. Evet. Doğrudur. Evet. Konserler tabii. Evet, o da Zeki Aköz'e gitmişti o zaman. Evet, tabii ki. Devam. Yaşadım, dertlerini de boşadım. Mest oldum. Vallahi sevin sen yüreğim. Doğal olarak takipteyim. Aşkı kaderi çözer istemeyen. Seni Kerim bu alemde, gönül halemde, ismini yazın. Aşka yürek gerek almasana her defa. Dön! Burada evet. Bu senin Los Angeles'ta erotik film sektörüne girdiğin dönem değil mi? Şeyde. Yok, bu aslında hani casting yapmamıştım o arada ama hani... Abi. Ama gittikçe ne oluyorsun? Gittikçe daha delileniyorsun. Abi burada ben yani burada sen şöyle yani o Aşka Yürek'te haftada 6 jimdeyim. 4 saat falan jimdeyim bu arada. 70 kiloyum ve of. Evet yani orada bir 6 sene sürdürdüm onu. Sonra da sürdüremeyeceğimi anladım. Peki ne oldu? Ne işe yaradı? İşte çıktı Can Yaman. Hadi bakalım senden bahsediliyor mu? Abi, ne oldu? Ben testosteron almadan, başka ekstra bir growth hormon almadan, kendi orada portakal suyundan başka bir şey yok abi. Abi growth hormon, ben anladım herkesin derdini. Growth hormonla ilgili bir şey okudum geçen gün. Bu growth hormon Shrek sendromu yaratıyor. Evet, çeneler büyür, kemik yapısı büyür, yüz büyür. Evet. Ben Can Yaman? Yok, abi bilmiyorum can alıyor mu almıyor. Kesinlikle. Can Yaman Shrek olmuş. Yani, bak ciddi söylüyorum. Yani... Bak agresifleştirir. Agresif olmuş. Agresifleştirir. Gel arkaya anlatayım. Agresif yani Şirek. Can Yaman benim programıma çıkmıştı. Daha önce benim programımdan görüntüsü var. Can Yaman incecik bir çocuk. Yüzü de ince. Şirek olmuş. Growth. Ben eskiden Şirek'i konuşuyordum. Şimdi Can Yaman'ı konuşacağım. Growth'u şeyden yani. Anlarsın abi. Çeneden anlarsın growth'u. Ne oluyor? Çene genişliyor mu? Çene genişliyor. Bana bir gün bir hocanın teki, abi sana dedi bir growth falan bir de testo koyalım falan. Dedim hocam ben dedim 20 seneden beri portakal suyuyla takılıyorum. Böyle de takılmaya devam edeceğim dedim. Seni. Tebrik ederim. Harbiden de öyle yaptım. Okan, hiç kullanmadım hayatım boyunca öyle şey. Ben de hiç spor yapmıyorum. Güzel abi bak yapmıyorsan yapma. Yapmıyorum. Sakın yapmaya yapma. Başlamak çok yanlış bir hareket. Evet, bak, o ben... Serdar Ortaç'ın dans etmesi gibi. Evet, yani. Kesinlikle yanlış. Bak benim şu bak şuradan hani o 70 kilo olduğum Aşka Yürek'teki o görüntüden. Ya ben gerçekten 6 senenin sonunda dedim ki. Ve orada da mesela beni ayıltan Emine olmuştu. Kim Emin? Emina. Eşim, evet. Sevgili eşim. Biz ilk yemeğimizde, İstanbul'daki ilk yemeğimizde ben o aralar öyle bir moddayım ki yani şeydeyim. Yani mesela onu yemiyorum, bunu içmiyorum, ona dokunmuyorum, böyle çok yapmıyorum. Gıcık, hakikaten gıcık ya. Ötesiyim yani. Ve Emina ile ilk defa yemeğe gidiyoruz İstanbul'da. S**te gittik. Gittik orada yemek yiyoruz. Romantik yemek yiyeceğiz güya. Gittik işte ilk defa İstanbul'dayız.
Garson geldi. Ben dedim işte sordu Emine'ye sordu. Emine bir şeyler söyledi. Ben dedim bana dedim şöyle biraz roka üstüne dedim biraz dedim limon yap dedim. Bir bardakta su getir dedim. Ben masadan kalkardım. O adamla artık hiçbir şey yapmadı. İşte Emine nezaketen böyle yaptı. Şöyle baktı baktı bana. Ve döndü böyle yaptı. Dedi ki eğer dedi gelecekle alakalı hayat planın buysa yanlış kadınla oturuyorsun dedi. Bravo. 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 Ben dedi asla ve kata böyle bir adamla beraber olmak istemiyorum. Eğer modun buysa da biz dedi hani şu anda burada ne yapıyorsak bitirelim. Dedi bana eyvallah. Ve dedim ki Mustafa acilen ayılıyorsun. Güzel. Benim. Halbuki o kadar o da eski eşin çocukların annesi ne kadar hoş ve bakımlı bir hanımdır evet, ve inceciktir. Peki, tabii sporunu ne, yapar eder falan o ama. O ne roka limon yok mu onda? Yok yok abi o Emine çok iyi aşçıdır yemek yapar. Yemek yapmaktan çok zevk alır. Yemeğini yer ama sporunu da yapar. Öyle yani şey onu yemem, bunu etmem. Ben o zamanlar gerçekten öyleyim. Mesela 8 arkadaş hani Florya'daki İskenderci'ye gidiyoruz filan canım. Ben 1,5 İskender'i söylüyordum. Ana. İyi dinle. Bunu yapmışlığım var. Söylüyordum abi o zamanlar. Şöyle yapıyordum bak. Bak yemin ediyorum sana. Kokluyordum. Ondan sonra arkadaşlara diyordum ki bitirdikten sonra bunu paylaşırsınız diyordum. Oturuyordum abi. Ya öyle bir aptal salak bir 6 sene geçirdim yani. Çok acayipmiş bu. Ama buna hakikaten saygı duyuyorum ve tebrik ederim. Eski eşinden, çocukların annesinden ne kadar güzel, ne kadar zarif bahsediyorsun. Beni ayıltan o oldu yani. Ay kutluyorum. Ya yani bir yandan da bugün bu kadar güzel bahsetmen çok hoşuma gidiyor. Benim hayattaki en yakın arkadaşım be Okan. Yani evet, günün sonunda Yaman'ımın Yavuz'umun annesi. Hani evet, maşallah. Onun mutluluğu, onun iyi olması benim için hani listede çok önemli yerde yani. Peki, ben bunları yapmayarak hayatta ne kaybettiğimi anlamak istiyorum. Mesela ben o İskenderci'ye gidip 1,5 İskender'i söyleyip onu yiyordum. Ben de yiyorum şu anda canım. Ha, şu anda yiyor musun? Yiyorum tabii. Ha. Affetmem. Ha. Hiç. Yerim. Ne sonra onun acısını bir yerde çıkarıyor musun? Yok ben ama tek yaptığım şey şu. Mesela onu yedim mi? Hı. Ya o gün ya hemen bir gün sonrası mutlaka kardiyosunu koyarım onu. Onun yani kardiyosunu mu koymak gerekiyor? Evet yani hani... Mesela onu yedim ya, hemen teraziye onun kardiyosunu koyarım yani. Ben hiç yapmadım onunla. Öyle güzel abi ya, yapmamışsam da ama yapma. Ama hiçbir kadın beni yataktan atmadı Mustafa Sandal gibi kasları yok diye. Yani ama evet ama belki de belki bir gün ben de gömleğimi şöyle çat diye açmak isteyebilirim. Ya bir şey olmuyor belki be. Belki öyle bir dünyaya ya, bir ulaşırız. Şey bence kadınların... Ben de göbeğimle onu açabilirim. Ya bilmiyorum burada bayanlara sormak lazım. Yani bence kadınlar için hani bu öncelik... Hiçbir önemi yok. Önemi yok abi. Tamamen. Şey. Ama... Ama bence hani... Bence yani kendine iyi bakmakla alakalı bu durumda. Bence evet, bayanların kesinlikle. Çok sağlıklı. Çok umurunda olan evet, bir durum değil. Sağlıklı yani. Yani evet. Hepimiz sevdiklerimizin yaşamasını ya istiyoruz. De... Sağlıklarına dikkat etmez. Ya benim mesela sevdiğim bir insanın adeleli olarak... yaşlanması ya da adalesiz yaşlanması önemli. Ben sadece sağlıklı olmasını isterim sevdiğim insanların. Onları yani, kaybetmek bir de tabii yanlış hissederim yani, sonra kendime. Bir de işin içine hani mesleki olarak hani sahnede olduğun zaman, ekran önünde olduğun zaman, show business'in içinde olduğun zaman ben de o bir de artık ben de şey oldu Okan hani ben bunu kendim için yapıyorum yani kendi hani o mutluluk hormonu mu salgılanıyor ya da artık öyle evet. Bir bağımlı hale mi? Onun için yapıyorum. Başka bir şey evet. için yapmıyorum yani. Siz yanlış anlamış olabilirsiniz baştan. Çünkü aslında başka şeyler de vardı yapılacak. Sen spor salonuna gittin. Yo aynı zamanda stüdyoda çok çalıştım abi. Sabahlara kadar çok. Ben gerçekten... Bak nasıl üçkağıtçı nasıl söylediğimi anlayıp çeviriyor. Bak hayır bak Okan bunun altını çizerim abi. Ben hem stüdyoda hem kilometre olarak... Biliyorum biliyorum. Ya 95'te Hakkari'ye... Bakanlar gidemiyordu, Mustafa gitti oraya. Kesinlikle. Anladın kesinlikle. O alın terini döktüm ben oraya yani. Peki ne diyeceğim sana? Bir gün şey yapmak ister misin? Ne yani yapmak bütün bunlar yanlıştı ve tamamen artık kendimi salıyorum ve şöyle falan. Hep böyle mi olacak? Olabilir abi yarın. Hani bir bakmışsın evet. Uyanmışım ve tamam abi kopuyoruz. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani ben öyle bir şey algı olmasın. Yani ben hani eğlencesi eğlence hani modsam onun hepsini... Yapıyoruz yani hani öyle bir... Niye ben hiçbir yerde göremiyorum seni? Abi onu ben kendi özel musun? Dünyamda, kendi özel anımda. Neresi o? Beni de çağır. Peki. Bir bölüm yine kitaptan bir sayfa. Dünyaya açılmak zannediyorum ki bütün iddialı Türk sanatçılarının hayalidir. Benim kariyer yolculuğumda da bu amaçla 2 defa Avrupa maceram oldu. Evet. Türkiye'de Suç Bende, Gölgede Aynı ve Detay albümlerimi çıkardıktan sonra ilk Avrupa maceram 99 yılında Fransa ile başladı. Katastrof, evet. Niye katastrof? Çok kötü abi. Kötüydü yani. Çünkü... Hayır ama çok güzel başladı. Yok yok. Müzikli olan Fransa ama çok
öğreticiydi benim için. Çok öğreticiydi yani. Ama orada biliyorum ben Paris'te gördüm albümlerini. Evet ama olmadı, tutmadı o. Ne tutmadı? Benim o müzikle yaptığım çalışmalar orada. Evet. Tutmadı abi, olmadı yani. Kabul görmedi yani. Evet tamam, bir dakika. Bunu hakikaten konuşmak istiyorum. Tutmak neydi? Tutmak Türkiye'de... Abi satış olarak hayır. Oradaki müziğin, oradaki listelerde atıyorum üst sıralarda yer almak. Albüm ya da single olarak hatırı sayılır bir miktara ulaşmak. Onları hiçbiri olmadı. Ben programlara konuk oldum. Michel Drucker'inden tut bilmem nesine kadar. Her türlü... Ne istiyorsun? Fransa zaten, Fransa müzik piyasası zaten bu. Orası büyük bir çarşı gibi. Bütün ürünlerin, dünyadaki bütün ürünlerin sergilendiği bir çarşı gibi. Ben çok ünlü, dünya çapında bir Fransız şarkıcı, hayran olduğum bir adam. Hatta tanıştım. İstanbul'a da iki konser için geldi. Hatta bizim kabaremize de geldi buraya. Charles Passy. Evet. Charles Passy arıyorum. Fransa'nın en önemli müzik marketlerinde CD'sini alacağım adamın. Yok. Yok, yok. Fnac'ta, başka yerlerde filan. En sonunda caz albümleri arasında bir tane albümünü buldum. Bizzat Fransız şarkıcı. İngilizce şarkı söylüyor. Ki Fransızlar yıllarca bayılırlar. Aslında bir yandan orada bir ırkçı bir tavırları vardır. Bu niye İngilizce söylüyor diye. Ama bir yandan da çok iyi İngilizce konuşan Fransızlara bayılırlar. Onların kendilerini Amerika'da, Kanada'da bilmem nerede temsil etmesine bayılırlar. Charles Passy satmıyor. Var olan albümünden, yani bizzat Fnac'ta var olan albümünden Fnac'taki çalışan çocuklara veriyor. Yok yok, orada yani benim hikayemde şöyle bir... Sen Türkiye gibi bir başarı istiyordun. Hayır hayır, şöyle evet. Bak şimdi... Bence başarıydı o. Yani şöyle, çok önemli bir deneyimdi benim için. Deneyim değil, başarıydı. Ya başarıydı diyelim, eyvallah, okey. Ama hani orada zaten... hani beklenti, o zaman anlaştığım prodüktör... Alabina'yı falan yapmıştı. Gypsy Kings'i yapmıştı. Tabii bunlar hani satış grafiği olarak da önemli tirajlara peki ulaşmış. Sen başarılı olamadın. Kim başarılı oldu yurt dışında? Yok yok, benden işte yani... Özür dilerim, bana söyle bunu. Sen peki, diyelim ki seninkisi başarılı değildi. Kiminkisi başarılıydı? Ben sana kronolojik olarak anlatacağım. Çok kısa. Peki. Bir, sevgili Sezen'in Yakalarsam şarkısı... Evet. Avrupa'da hani Tarkan bunu söyledi. Fransa'dan çıktı. Ve evet, ondan Rusların gittiği kulüplerde dinlendi. Hayır, ondan sonra ama bak, ondan sonra öyle deme. Yani orada Tarkan'ı gerçekten global bir... Hayır, ben küçültmeye çalışmıyorum. Ama, hangi başarıdan söz ediyorum? Ha şöyle, şimdi Tarkan orada Fransa'da çıktı ve oradan sonra ülke ülke çalıştı bu. Yani bu şeyi, gimiyi, ülke ülke yahu çalıştı. Yahu sevgilim, bütün dünyada menşeyi Afrika, menşeyi Afrika, Asya, Güney Amerika menşeili... Binlerce şarkı var. Bir yaz mevsiminde şuradan şurayı bir dolaşmış. Bu dünyada başarı değil. Dünyada başarı başka bir şey. Dünyada başarı dediğin şey bu bir şarkıyla dolaşmak değil. Ne olduğu belli olmayan bir şekilde. Başarı bu sene de bir şarkım dolaşıyor. Gelecek sene de bir şarkım dolaşıyor. Ondan sonraki sene de tabii bir şarkım. Tabii ki. Oradaki istikrar. Eyvallah, doğru söylüyorsun. Ben 2003'te yani müzik tecrübesinden sonra 2003'te Universal Müzik Almanya ile anlaştım. Bu dediğini yaşadım ben. Yani orada 3 sene boyunca arka arkaya hitleri koyarak listelerde bir numara olarak 6 ülkede altın plak alarak ya bunu yaşadım ama şimdi ay yok yani. Yani tamam, eyvallah. Yani şey dersek de hakkını yemiş oluruz biraz ya. Yani Tarkan da orada gitti, bir sürü ülke tamam dolaştı. Orada ya ben Tarkan'ı küçültmeye çalışmıyorum. Hayır, tabii ki çalışmıyorsun da hani... sen kendi mütevazılığını bırak diye uğraşıyorsun. Eyvallah. Allah Allah. Tamam. Kitap güzel abi. Zaten sadece kitaptaki şeylerden ya şöyle, konuşarak saatimiz geçti ya. Şöyle abi. Yani tabii bu kitabın lansmanında hani biraz önce programa başlarken dedin yani ben oralara girmek istemiyorum. Oralara da girmeye gerek yok. Günün sonunda hani bir 3 satırdan yola çıkarak bu kitabı değerlendirmek de çok anlamsız. Bu 25 yılın birikimi. Orada kendimi eleştirdiğim yerler var. Kendimce aldığım öğretiler var. Kendimce şunu şöyle yapmasaydım belki hani filan ya da şunu şöyle yaptığım için doğru çalıştı. Aslında bugün birçok genç insan belki bir hayalle, belki bir umutla, belki bir istek ve şevkle bir şeyler yapmak istiyor. Oraya yönelik önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu, bir hani orada kişisel gelişimle alakalı bir dokusu olduğunu düşünüyorum. O tecrübelerimi paylaşmak istedim. Onun da zamanı vakti geldiğini düşündüm. Evet. O yüzden de böyle bir kitaba imza attım. Okuyanlar
Tahmin ediyorum çok keyif alacaklar. Çünkü şöyle bir kitap olmadı bu. Hani kronolojik olarak başlıyor. Daha çok bir film, yani bir film tadında oradan başlıyor, oraya bağlanıyor, oradan devam ediyor filan. Öyle bir şey var, akışı var. İnşallah okuyanlar keyif alır. Oradan kendine ait bir satır bulsa da, bir paragraf bulsa da benim için mutluluk verici. Bence benim için bu gece çok mutlu bir olay seni ağırlamak ve aynı zamanda çok keyifle okuyacağım bu kitabı tanıtmak. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Alkışlıyoruz. Harikasın. Uykusuzlar Kulübü'nde biraz daha.